Atatürk'e tanrı diyen adamın Atatürk'ün tepkisi. 8 dakika video. Tepkisini merak ettim. 8 dakikanın ne? Ben gece 4 gibi gene gelirim, daha sakin oldu bu zamanlarda. Gorusu Ruzi yayınlar. Okey, görüşürüz. Mustafa Kemal Atatürk ne kadar profesyonel bir devlet adamı ve asker olsa da sonuçta o da bir insandı. Çok yoğun sinirler, mutluluklar ve üzüntüler yaşaması son derece normal bir durum. Bugün Atatürk'ü küplere bindiren 5 anı dinleyeceksiniz. Hepiniz... Hayır, benim tepkim şeyden değil yani. Atatürk 8 dakika ne demişti de, videoya hani öğrenmemiz gereken şey 15 saniye ise 8 dakikayı uzatıldıysa yani şey yapacağım. Size iyi seyirler diliyorum. Scam gibi hissediyorum, aynen öyle. Scam değil mi? Mustafa Kemal Atatürk eşi Latife Hanım'la birlikte Güney gezisine çıkar. Bu gezide Atatürk'ün yakın arkadaşı olan Kılıçeli de vardır. 17 Mart 1923 Cumartesi günü Mersin Yenice İstasyonu'na varırlar. Yenice İstasyonu Atatürk'ü karşılamaya gelen kalabalık bir halk kitlesiyle dolmuştu. Bunun yanında onu Mersin'e davet etmek için bir heyet de gelmişti. Bu heyetin içinde Mersin Milletvekili Ziya Bey de vardı. Ziya Bey, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her şeye muhalefet olan ve her konuda yersiz yorum yapan birisiydi. Kurtuluş Savaşı sırasında her şeye muhalefet olan duruşu birçok güçlük ortaya çıkarmıştı. Ama Ziya Bey, şimdi Atatürk'ü karşılamaya gelen heyetin en ön safına geçmiş ve heyeti Atatürk'e tanıtmaya başlamıştı. Atatürk sert bir mizaçla Ziya Bey'e dönerek, "Sizin takdim etmenize gerek yok, ben onlarla tanışırım." dedikten sonra heyetle bizzat kendisi tanıştı. Ardından Mersin trenine binen Atatürk, Kılıçeli'ye dönerek "Bu adamı yanıma sokmayın, yoksa ona fena muamele yaparım." Abi, dedi. Kılıçeli, Atatürk'ün bu tavrını Ziya Bey'e hissettirse de, Ziya Bey tavrını hiç değiştirmiyordu. Atatürk ve ekibi Mersin'e indi. Kaynak nedir? Bu adamı sallamadın nereden? Vallahi Sena, ben de onu düşünürüm işte. Abi, kaynak bu gerçek beyinden sağ önceki donatelleri benim yerime geçebileceğini sanan o ki yalnız yaz deyip ya hanke kalp muç sana da kalp. İndi hükümet konağına gittiler. Ziya Bey tüm uyarılara rağmen orada da Atatürk'ün yeni... Kaynak inan kanka, doğru bilgi. ...na sokulup gelenleri takdim etmeye başladı. Mustafa, teşekkür ederim. Atatürk artık dayanamayarak sert bir şekilde sesini yükselterek şöyle dedi. "Seni buraya teşrifat memuru mu yaptılar be adam? Çekil buradan." Ardından orada bulunanlara şunları söyledi. "Bana muhalif olanlara bir şey diyemem. Bunlar görüş ve düşüncelerinde, kararlarında serbesttirler. Hatta böylelerini takdir bile ederim. Fakat hiçbir fikre ve karara dayanmayarak benden ayrılıp, şimdi de beni seven bu halka güya benimle berabermiş." Ben bu videoyu izlemeyeceğim. Çok uzun. "Selamlar Kaan, nasılsın? Umarım iyisindir. Acaba bana mı kaldırır mısın? Seni severek takip ediyorum. Tabii ki bana mı kaldırmak..." Arkadaşlar, lütfen şu banımı kaldır, Hank'i kurtar, onu çıkart, buradan arkadaşıma selam söylüyorum, buradan Eray'ın götüne koyayım, abi Ahmet'in amına koyayım der misin? Gözünüzü seveyim, bunları bırakın artık. Buna ben ne tepki vereyim bir de, buna ben ne diyeyim ki? Abi sırtımı da kaşı. Diz. Ya o Eray, o Eray değil. Abi bir bardak su getirir misin? Lütfen, rica ediyorum. Pepeklik yapmayın. Şarkımı dinle abi, daha şey. Weird Champ. Evet. Bu sefer ben böyle duruyorum, bir şey izliyoruz böyle. 300 paragraf bir bak. "Ya bu ev sakoki yalnız habire benim yerime donate atıyor. Bundan sonra donate atamayacağı gün matarsam ben de..." Ya. O oradan arkadaşına sövüyor, o oradan amcasının çocuğuna bir şey yolluyor. Aynen öyle. Abi videoda Allah kısmına gel. Dur bakalım. Tamam, bu videoyu... Çünkü başlıktaki yeri bulmamız lazım, evet. ...miş gibi kendini göstermeye kalkanların ...200'lü siyasetlerine de müsamaha gösteremem. Abi etli pilavı bitmiş, tabağımız olmuş. Mersin o tarihte kozmopolit bir şehirdi. Konuşulan diller arasında Türkçenin çok az duyulması Atatürk'ün sinirine dokunuyordu. Belediye otellerinin birinde Gazi'ye bir öğle yemeği düzenlendi. Yemekten sonra belediye bahçesine gidilecek, orada halkla konuşulacaktı.
Yollar, duvarlar, ağaçların üzerleri, evlerin bahçeleri, balkonlar, çatılar mahşer gibi kalabalıktı. Bahçe kapısının iki tarafına da kız öğrenciler sıralanmıştı. Sağ sıradaki çocuklar son derece güzel ve bakımlı giyinmişlerdi. Bunlar şehrin kozmopolit kesimine mensup olanların çocuklarıydı. Sol sıradakilerse nalın ve sakunyalı, perişan kıyafetli Türk çocuklarıydı. Atatürk, Türk çocuklarının böyle perişan durumda olmasına çok içerlendi. Ve direkt yanlarına giderek onlarla ilgilendi. Bu sırada Milli Eğitim Müdürü Atatürk'ün yanına sokularak sağ taraftakiler de bekliyorlar efendim diye mırıldandı. Atatürk hiddetle bağırdı. Burada teşrifatçılık yapacağınıza, memleketinize, dilinize hakim ve sahip olun. Sonra koltuğa geçmek için harekete geçen Atatürk kendini daha da sinirlendirecek olan bir şeyle karşılaştı. Bahçenin tam orta yerinde taht şeklinde iki koltuk ayarlanmıştı. Burası birkaç merdivenle çıkılan görkemli bir yerdi. Koltukların birinde Atatürk, diğerinde Latife Hanım oturacaktı. Atatürk bahçeye girip bu tahtı görünce çok kızdı. Bu ne maskaralık diye bağırdı. Tahta sandalyelerden birini öfkeyle aldı ve rastgele bir yere oturdu. Program gereğince o tarihte Mersin'de doktorluk yapan Reşit Galip Bey, Mersin Türk Ocağı Başkanı sıfatıyla bir konuşma yapacaktı. Ama ortamı buz kesmişti. Atatürk sinirli olduğu için Reşit Galip bir türlü konuşmaya cesaret edemiyordu. Latife Hanım'dan rica edildi ve Gazi'den izni o aldı. Doktor Reşit Galip kürsüye çıktı ve konuşmaya başladı. Atatürk'ü çeşitli yönleriyle anlattıktan sonra Atatürk'e dönerek şöyle dedi. Seni büyük yapan şey bu milletin bir ferdiyim diye övünmendir. Bu söz Atatürk'ün çok hoşuna gitti ve bu sayede yumuşadı. Tanrı. 1935. Geliyoruz galiba. Mustafa Kemal Atatürk, Florya'daki sofrasında dostlarıyla birlikteydi. Salih Bozok, Kılıç Ali, Falih Rıfkı, Şükrü Saraçoğlu gibi kişilerin yanı sıra dil ve tarih konusunda uzman kişiler de bu sofrada oturuyordu. Önlerinde kara tahtaya notlar ala ala hararetli bir konuşma gerçekleşiyordu. Konuysa dil devrimiydi. Sofrada 5'e kadar bu konu konuşuldu. Güneş turunculuğunu belirtirken gün doğmak üzereydi. Neredeyse 9 saattir bilim ve dil hakkında konular konuşuluyordu. Masadakilerin epeyce yorulduğu her hallerinden belliydi. Bir süre sonra Atatürk doğruldu ve hep birlikte ayağa kalktılar. Atatürk pencereye doğru yönelerek perdeyi araladı. Güzel Tan manzarasını gördü ve kendi kendine Tan yeri, Tan diye mırıldandı. Birden konuklarına doğru dönerek acaba Tan kelimesi hangi kökten geliyor diye bir soru yöneltti. Konuklar bunu düşünürken birden Hasan Reşit Tankut söze başladı. Tanrı'dan geliyor efendim. Bu durum yeni bir konu açtı ve yeniden dil konuşmaya başladılar. Atatürk tam bir şey diyecekken konuklardan biri yersizce "Tanrı bizim aramızdayken neden uzaklarda arıyoruz?" diye bir cümle kurdu. Tanrı olarak Atatürk'ü kastetmişti. Shit. Salonda bulunanlar bu iltifatı çok beğendiler. Onların yüzlerindeki gülümseme Atatürk'ün kızgın yüzünü görünce değişti. Bir süre cevap vermeden bunu diyen kişinin suratına kızgınca baktı. Sonra gözlerini... Atatürk bana kızgınca baksa galiba kafama sıkardım orada utancımdan. Kıstı. Ortam adeta buz kesmişti. Atatürk bu tarz ölmeleri ve abartılmayı hiç sevmezdi. Bunun üzerine çok soğuk bir tavırla iyi çalışmalar diyerek ortamı terk etti. Bu adam masada kalanlarsa... Bence. Vallahi kaynak yok. Bir şey yok. Var mı kaynak yani? Yani belirt etmiş bir şekilde. Biz de yapalım yani. Kaynak kanka doğru. Kanka biliyorum işte. Kaynak o chat. Neydi ya? Tam yazmıştı. Kancı neydi? De birbirlerine bakıyorlardı. Ve oturdukları yerde kala kaldılar. Evet böyleymiş. Kaynak trust me bro. İnan kanka doğru biliyorum.